İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Türkiye geçtiğimiz hafta kadın girişimcisini seçti. Bu Türkiye ekonomisi için, Türkiye ekonomisinin pastasının büyümesi adına da çok önemli bir göstergeydi. Ve Türkiye'nin kadın girişimcileri geçtiğimiz hafta Garanti Bankası'nın düzenlediği ödül töreniyle taçlarını giydiler. Şimdi bugün stüdyomuzda iki önemli konuğum var. Biri gene Türkiye'nin geçen hafta Türkiye'nin kadın girişimcisi ödülünü alan Göknur Atalay. Hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür olur. Ediyoruz programımıza katıldınız. Çok sağ Enerji olun. Sektöründe ilk defa bir bayan sizin yaptığınız işi yapıyor ve da siz oluyorsunuz. Türkiye'de bir ülkede imza atmış oluyorsunuz. Ve bu ilk Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafis Karadere tarafından da taçlandırıldı. Siz 7-8 yıldır bu ödül töreni 2007 yılından beri düzenliyorsunuz. Ve bu sene ayrı bir anlamlıydı. Türkiye bugün başka şeyleri konuşurken siz Türkiye'nin girişimcisinin sayısını artırmak adına bir mücadele içindesiniz. İsterseniz önce programa başlamadan geçtiğimiz haftayı, o yaşanan muhteşem geceyi bir hatırlayalım. Ondan sonra sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Garanti Bankası, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışması sonuçlandı. Göknur Atalay'ın Türkiye'nin kadın girişimcisi olduğu yarışmada Bedriye Hülya, Türkiye'nin kadın sosyal girişimcisi seçildi. Ödül töreninde konuşma yapan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafis Karadere, 2013 TÜİK verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında iş gücüne katılan kadın oranı en düşük ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Karadere, erkeklerin iş gücüne katılımı en yüksek olduğu 35 ila 39 yaşlar arasında %95.4 iken, kadınların iş gücüne katılımı en yüksek olduğu 25 ila 29 yaş arasında sadece %38.3 olduğunu belirtti. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktansa, kadının ben başardım demesi bizler için çok anlamlı. Girişimcilikte kadın sayısının artması için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak kadının enerjisine inanıyorum ve güç birliği içinde hareket ettiğimizde aşılmayacak engel yok dedi. Evet Göknur Hanım, siz geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kadın girişimcisi seçildiniz. Tabii bunun bir hikayesi var. Bunun öncesi var. Evveli neler yaptınız? Öncelikle nerede yaşıyorsunuz? Bize bunu söyleyin. Ankara'da yaşıyorum. Malum enerji sektörünün kalbi Ankara'da atıyor. Evet. Çünkü bakanlıklar, EPDK ve kamu kurumlarının genel müdürlükleri Ankara'da olduğu için benim Ankara'da olmam bir avantaj. Aslında bürokrasiye bu kadar yakın olmak en azından mesafeyi, bürokrasideki yavaşlayan mesafeyi evet. Siz yakınlaşarak onu hızlandırmaya çalışmışsınız. Onları daha iyi anlamak adına herhalde. Doğru. Peki bu enerji sektörüne girişiniz nasıl oldu? Ben zaten mezun olduğum zaman, ODTÜ'den mezun olduğumda bölümün buna uygun bir branştı. Ve ilk enerji sektöründe bir şirkette çalışmaya başladım. Şirkette enerji üzerine TİAŞ'ın bir kuruluşu gibi hizmet veriyorduk. Ondan sonra benim tabii içimdeki enerji yetmedi. Bunu bir şekilde... Dediğiniz gibi pozitif enerjiyi katma değere dönüştürmem lazım. Aynen öyle. Ve o enerji böyle bir yatırımdan veya şirketle güzel bir şeye dönüştü. Her çocuk böyle hani özellikle ortaokul yaşlarında daha çok netleşir bu. Hani bir şey olmak ister. Yani bir hayali vardır. Evet. O hayalini gerçekleştirmek için çabalar. Yani o yaşlarda bir çocuğun ben enerji sektörüne gireyim de Türkiye'nin işte rüzgar türbinlerini üreten altyapıyı hazırlayayım, teknolojisini oluşturayım dediğini ben düşünmüyorum ama siz ne zaman, ne düşündünüz mesela o yaşlarda? O yaşlarda ben tiyatrocu olmak istiyordum. Daha çok da bu alkışlanmayı çok sevdiğim için herhalde takdir ve beğeni görmek için. Sonunda tabii bu hayat da biliyorsunuz bir tiyatro sahnesi. Burada oynamaya karar verdim. Enerjim de yüksek olduğu için enerji sektöründe oynamaya karar verdim. İkisini birleştirince böyle güzel bir sonuç çıktı. Genelde de kadınların çok ilgisini çeken bir sektör değil. Çünkü sonuçta trafoyla, hatla, telle, yolla uğraşıyorsunuz. Hiç cazip gelmiyor. Ama benim için o kadar enteresan ki ben bir rüzgar santralı devreye alındığı zaman gözyaşlarımı tutamam. Yani bir metal parçası beni ağlatabilir mi diye kendi kendime düşündüğüm olur. Çok yani şahane bir şey. Çok duygulanıyorum. Çok keyifli bir iş yapıyoruz. Sonuçta bir de geniş bir kitleye hizmet verebiliyoruz. Yani enerji üretmekle tabii çok... Bir de yalnız ülkemizde değil,
her yere açılabiliyoruz. O güzelliği var. Şimdi Nafis Bey, Gökmen Hanım tiyatro sahnesine çıkıp alkışlanmayı isterken geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kadın girişimcisi ödülünü aldı ve ayakta alkışlandı. Bir hayali gerçekleşmiş oldu bir anlamda, değil mi? Çok haklısın. Bütün Türkiye alkışladı böylece. Evet. Yani ben... Türkiye sahnesinde oynadı. Bir kez daha kutluyorum ben kendilerini. Çok muhteşem. Şimdi Türkiye sizi seyretti ve sadece bir tiyatro sahnesindeki ya da seyircileri değil, bütün Türkiye sizi ayakta alkışladı geçtiğimiz hafta. Bu benim için inanılmazdı. Tabii ödülü görüyorsunuz. Bu kadınların ayakkabı sevdası bitmez. Ben de bir ayakkabı daha olsun diye bu yola düştüm. Bu ayakkabı peşine düşünce, şimdi bilmiyorum Nafiz Bey, bunun diğer teki var mı hani? Ne diyorsunuz Nafiz Bey? Size geldi. Vallahi tek kaldı. Göknur Hanım'a bir kategori bulmamız lazım. Ben önümüzdeki sene sizi o yarışmaya da davet edelim. Memnuniyetle. Bir böyle şampiyonlar bir ayakkabı daha vermemiz lazım. Şampiyonlar Ligi şampiyonu seçilirse bir gün herhalde 20. yıl özel bir ödül olabilir mesela. Bundan bu tabii bizim hakikaten ajansımız sevgili Serdar Ener'in fikridir ve de uygulamasıdır. Biz de ilk getirdiği zaman demiştik ya bu bir iş kadını yarışması, hani çok feminen değil mi bu bir ayakkabı, kadın ayakkabısı. Dedi ki evet ya, kadını dedi en güzel ayakkabı temsil ederdi. Tabii. Ama bu ayakkabının topukları gördüğünüz gibi bir iş kulesi. Evet. İş kulelerinden ibaret. Kadın kendi işinin üzerinde yükseliyor. Hakikaten sonradan biz de öyle düşününce çok beğendik, çok mutlu olduk. Bütün kadın yarışmacılarımız da, ödül alanlarımız da Göknur Hanım gibi çok seviyor. Yani Göknur Hanım hakikaten çok iddialısınız bir kere. Enerjinize hayran kaldım. Çünkü o ayakkabının diğer tekini istiyorsunuz. Evet. Biz daha size onu hediye edelim. Ben halledeceğim, size bir tane daha göndereceğim. Tamam, Nafiz Bey'den sözünü ama aldık. Ama onu bileğimin gücüyle almam lazım Nafiz Bey. Bileğinizin gücüyle aldınız zaten. Diğeri de bizim hediyemiz olsun. Bence bir Nafiz Bey 20. yılda, ödülünün 20. yılında bir aynı şeyin bir çantasını yapabilirler. O 20. yıl ödül olarak da aynısının çantasını gene siz alabilirsiniz. Belli olmaz. 20. yıl derken ödülün 20. Ödülün 20. senesi. Ben onu görebilecek miyim acaba? Görürsünüz. Bu enerjinizle görürsünüz, emin olun. Peki ilk böyle hani kim dedi size ya böyle bir yarışma var, buna niye müracaat etmiyorsun ya da niye girmiyorsun? Siz mi karar verdiniz yoksa sizi teşvik mi ettiler? Garanti Bankası'nın bizimle çalışan şubesi. Birlik şubesi, evet. Size dedi ki niye bu yarışmaya katılmıyorsunuz? Neden girmiyorsunuz? Her sene bunu söylediler. Ben de biraz imal ettim. Aslında burada bir şey itiraf edeyim mi? Ben hep torpil olduğunu, bu yarışmalarda işte birilerinin, tanıdıklarının falan seçildiğini, ben buraya ne yazarsam yazayım yine sonuçta olamayacağını düşünüyordum. Beni gerçekten hayrete düşürdü ve çok memnun oldum. Yani bu kadar adil olduğunu bilmiyordum. Çünkü ben ne Garanti Bankası, ne Kagider, ne Ekonomist Dergisi'nden hiçbir tanıdığım yok yani. Siz hep çalıştınız. Çalıştım yani. Hep çalıştınız. Haberim yok. Çalışmaktan ama şimdi bu sayede bir aynaya bir baktınız. Dediniz ki ey Göknur, Göknur sen neler yaptın, baksana ne güzel işler yaptın. Artık bunun taçlanması gerekmiyor muydu mu dediniz? Dedim. Dediğim zaman da hemen gözlerim dolar benim. Hemen çok duygusallaşırım. Dedim ki senin dedim hedefin bir ödüldü, bir alkıştı. Yani çalışmanın sonucunda para bir şekilde gelebiliyor. Değişik işlerle de gelebiliyor ama takdir edilmek çok zor. Tabii. Herkes sizi takdir etmiyor. Onun için dedim ki bir dene bakalım. Acaba bu yaptıkların bir jüri tarafından, bir böyle değerli bir grup, ekip tarafından değerlendirilebilecek mi? Ben inanamadım. Oraya gelirken adım okunacak mı diye hayal kuruyordum. 2-3 gün uyuyamadım. Benim oğlum ve eşim bütün günler benimle böyle başlıyorlar. Ve Türkiye'nin kadın girişimcisi, yapmayın. Gözlerimi kapatıyorum, söylemeyin. Beni havaya sokmayın. Öyle. En son dedim ki bak adım okunmazsa yani çok bozulacağım. Acısını sonra, sizden çıkarırım sizden gelince. Çıkarım, dedim tabii. Ondan sonra bir baktım orada isim okunuyor, en son isim. Tek ödül kaldı. Bir sürü aday var. Artık gözlerimi kapattım adım okunacak mı diye. Göknur Atalay dendiği saniye benim tabii o bir saliselik kalbim bir durdu. Gözüm karardı. Sahnede çok heyecanlıydınız, ben gayet iyi hatırlıyorum. Gittim geldim. Ondan sonra ödül alınca yani benim hedefimdi.
Bir kere öncelikle şubeyi tebrik etmek lazım. Evet. Sizi hakikaten buna ikna etmiş ve sizi keşfetmiş. Evet. Nafiz Bey'in hep söylediği bir şey var değil mi Nafiz Bey? İşte bilgilendirmek çok önemli ama motivasyon, cesaretlendirmek, temel politikaları, kredi kolay. Çok. Bilgi ve cesaretle olduktan sonra değil mi Nafiz Bey? Kredi çok kolay veriliyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani biz de zaten ilk bulgularımız oydu. Biz Türkiye'de kadın girişimcinin desteklenmesi gerekliliği kararını 2006 yılında verdik. Ve o kararı verdikten sonra yaptığımız bütün araştırmalar bize gösterdi ki hakikaten 3 kategoride kadınımızın desteklenmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi cesaret. Çünkü hakikaten çok yetenekli kadınlarımız var ama ben şimdi nereden ben iş kuracağım da çıkacağım işte bir ilk cesaret yok. İki, ondan sonra peki hadi o cesareti gösterse de bir süre böyle bir eğitim görmemiş. Ya ben şimdi hukuk bilmiyorum, özellikle ev kadınları için maliye bilmiyorum, finans bilgim yok, kursam şirketimi nasıl yürüyeceğim, bir süre o korku basıyor. Ondan sonra üçüncüsü geliyor arkadan, ya sermaye de yok. Hani şimdi acaba işte bir, hani eşimden dostumdan bir bulurum, bir 50 bin lira 100 bin lira koyarım ama peki ben yolda ne yapacağım? Bir şey ihtiyaç olduğu zaman bir sefer de finansman ihtiyacı doğuyor. Biz de o zaman dedik ki biz bu 3 kategoride ele alalım. Bu 3 çatı altında kadın girişimcimize yaklaşalım. Ve de en başta cesaretle başlayalım. Türkiye'nin kadın girişimci yarışmasını biz onları cesaretlendirmek için yapıyoruz zaten. Yani hakikaten o kadar güzel hikayeler var ki Göknur Hanım'ın hikayesi gibi. O demin çok kısa anlattı ama ben biliyorum. Hakikaten çok çok güzel bir hikayesi var gerçekten. Bütün kadın girişimcilerimizin öyle. Biz onun için jüri olarak hakikaten çok çok zorlanıyoruz. Yani 8-9 kişilik jüri var. İçinde iş kadınlarımız var. Büyük holdinglerimizin yöneticileri var. Üniversitelerimizin rektörleri var. Böyle çok hakikaten çok değerli bir jüri. Ciddi bir emek var yani. O kategorilerde emin olun. Yani karar verene kadar biz bayağı bir ter döktük. Onu söyleyeyim yani. Tahmin ediyorum zaten görüntülerde de seyrettik onu. Şimdi biz kısa bir reklam arası vereceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Çünkü Göknur Atalay'ın hikayesi sadece bununla sınırlı değil. Bundan sonra hedefleri de var. Ama hikayenin başlangıcı da yarışma süresi de hakikaten bir o kadar ilginç ama sakın bir yere ayrılmayın. Evet efendim, Göknur Atalay Türkiye'nin kadın girişimcisi ödülünü aldı geçtiğimiz hafta Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere'nin elinden. Nafiz Bey dedi ki yani Göknur Hanım'ı biz taçlandırdık, ödülünü verdik, ayakkabısını da verdik, ödül töreninde çok güzel bir tören de gerçekleştirdik. Ertesi gün bütün gazetelerde vardınız. Evet. Sonra dedik ki biz bugün de Bloomberg olarak bir taç da burada takalım size. Dedik ki bu canlı yayında sizin Türkiye'nin, en azından Türkiye'de moral, motivasyon, cesarete ihtiyacı olan bütün kadınlara bir örnek olsun istedik. Böyle bir taçlandırmak istedik bu yayınla. Bir kere çok şeref duyduk bugün programımıza katıldığınız için. Bana ait. Şimdi ODTÜ fizik bölümünü bitirmişsiniz. Çok zor bir bölüm ODTÜ fizik. Yani okul zaten çok zor ama fizik bölümü daha bir zor. Buraya girişiniz nasıl oldu? Babam eğitimci olduğu için tayini değişik yerlerde, Diyarbakır, Mardin, Doğu'da geçti. Ben Siirtliyim. Hep Güneydoğu, aslında hep Güneydoğu ve Doğu'daki kızlara da örnek olmasını da istiyorum. Evet. Hani bu çalışmaların. Oralardan babamın tayini Ankara'ya çıktı. Benim de zaten idealimde ODTÜ çok hedef bir okuldu. Acaba girebilir miyim diye sınavlar sonucunda bu başarıyı gösterince keyifle okudum. Mezun olur olmaz da ben bir gün bile işsiz kalmadım. Cuma günü mezun oldum, pazartesi işe başladım. Ben bugüne kadar hayatımda daha çalışmadığım bir günüm yoktur. Hep iş hayatındayım. Yani yaz tatillerini bile doğru dürüst yaşayamadığım için çok bilemiyorum. Keyifli bir işim var tabii. Ama ODTÜ'ye girişim, fiziğe girişim benim zaten matematik sevdalısıyımdır. Yani boş vakitlerimde de matematik çalışırdım ben lisedeyken de. Analitik düşünmeyi seviyorsunuz değil mi? Evet. Yani mühendislik kafası zaten oluşmuş. Ona yapabilecek bir şey yok. Peki ticaret kafasına geçişte bir korku oldu mu?
O çok ilginç oldu. Aile de ticaret çok zayıf. Hep memur ağırlıklı. Benim bir hem kadın olup hem de böyle bir memuriyeti dağıtır şekilde. Hatta babam yani daha güvenli bir işte olmamı, bir kamuda çalışmamı tercih etmesine rağmen hani bu hevesini alsın bir de bunu denesin gibisinden onay verdi ama. İyi ki de onay vermiş. Daha İyi ki de onay vermiş, ki, evet. Bana doğru yapmışsın dedi. İyi ki bunu destek yani devam ettirmişsin. Çünkü ticaret de bir aileden gelen bir gelenektir aslında. O DNA'larla evet. geçer derler. Siz zoru bir de öyle başarmışsınız. Şimdi ben şuna inanıyorum. Ticarette insanın bu IQ değil de EQ'sunun yani duygusal zekanın yüksek olmasının faydasını göreceğimizi. Kadınlarda duygusal zeka biraz yüksek oluyor. Evet. O duygusal zeka da ticarette çok işe yarıyor. Ben bunun faydasına inanıyorum. Yani kadınların ticaretteki başarısı duygusal zekalarını iyi kullanabilmeleri. Bir de kadınlar aynı anda biliyorsunuz çok işi yapabiliyorlar. Hani yemek yaparken aynı anda telefonda konuşup oradan çocuğa laf yetiştirip. Bak bunu düşünmemiştim. Gerçekten buna dikkat ederseniz eşlerinizde aynı anda 4-5 tane işi yapabilir. Oradan da size de hatta onu giyme o kravatı takma da. Diyebilir. Eleştirisinde de bulunabilir. Şimdi böyle olunca siz iş hayatında aynı anda 4-5 işi düşünebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Hani bizim multitasking dediğimiz çoklu düşünebilmeyi yapabilen bir yaratık olduğumuz için bu gerçekten ticarette benim çok işime yaradı. Ticari zekanız tabii burada gelişti. İnanılmaz derecede kendinizi. Peki normalde şirketinizi kurmadan önce ticaretin içinde oldunuz mu? Olmadım. Ev idare etmekle geçiyordum yani. Ev bütçesini yaptınız. Ev bütçesini iyi yaptığınız için belki bugün ticari bütçenizi iyi yapabiliyorsunuz. Peki ödül töreninize gelelim. Şimdi bir hazırlık aşaması oldu. Sizi buraya davet ettiler. Geldiniz. Ne oldu? Jürinin karşısına çıktınız gene. Heyecanlandınız mı? Şeyde bir jüri zamanında mı ödül günü mü? Jüri zamanında. Jüri günü. Arada 16 kişiye kaldınız dendi. O zaman geldiğimde hakikaten ya da 30 kişiye mi kalmıştım 30'dan sonra. Ben o gün tabii jürinin önüne çıkınca çok heyecanlandım. Çünkü bir seremoniyle çıkıyorsunuz. Merdivenlerden çıkıyorsunuz. Evet. Sizi biri alıyor. Çekimler yapılıyor. Oradan oraya bir kapı açılıyor. Karşıda 20 kişi falan. Böyle hatta sınavda gibi hissettim kendimi. Otur oturmaz dedim ki sınavda gibiyim. Çok fenayım. Ondan sonra heyecanlı, çok heyecanlı. Ödül günü sorarsanız zaten kalp krizi geçiriyordum ben. Şimdi baktım ben şimdi jüri üyelerinin hepsi mesleğinde birbirinden değerli çok iyi isimler var. Ve onların huzurundasınız. Size mesela sorular sordular orada. Sordular. Ne soracağını bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Ama bence yani sizin tanıdığım kadarıyla en büyük silahınız ve en büyük avantajınız samimiyetiniz. Evet, samimiyetle doğru. Cevapladığınızı düşünüyorum soruları. Evet. Yani her zaman yapım öyle doğal. Çekindiniz mi peki böyle o hani gelen sorular nasıldı? Onlara verdiğiniz yanıtlarda beklemediğiniz sorular sordular mı? Ters köşe yaptılar mı? Yok hayır. Zor sorular sormadılar herhalde Yok. Değil mi? Yani çevreyle ilgili yaptığım işle ilgili çevre derken doğaya zarar verip vermediğim çevreci yaklaşımımız projeyle. Rekabet ortamı yani güzel benim de cevaplayabileceğim kendi sektörümle ve işimle ilgili zaten cevaplayamayacağım bir sorum olmaması lazım. Zor soruyu kabul etmem diyorsunuz her soruyu cevaplarım. Yani doğru ya da yanlış bir cevabım oluyor tabii ki. Nafiz Bey samimiyetle verilen bu cevaplarda siz jüri üyesi olarak nasıl gözlemlediniz? Siz de mesela bir çevre sivil toplum örgütünün başkanını da yapıyorsunuz aynı zamanda. Nasıl gördünüz böyle karşınızda heyecanlı duygusal ama böyle kıpır kıpır. Hani benim gördüğüm şu anda o. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bizim bir takım kriterlerimiz var. Hı hı. 4 kategoride veriyoruz. Her kategorideki yarışmacılar için kriterlerimiz var. Bir kere o kriterleri geçmeleri lazım. En zor kriterler de zaten kriter seti diyeyim. Türkiye'nin kadın girişimci yarışması
kategorisi için, yani Göknur Hanım'ın geçtiği şeyler. Burada işte bir düzgün bir organizasyonel yapısının olması lazım. Şirkette sürdürülebilir bir finansal yapıya ulaşması lazım. Belli bir cironun üstünde olması lazım. Çalışan sayısı, baktığınız zaman çevreye katkıda bulunması lazım gibi birçok işte bir sosyal yönleri var. O kategorilerde bir jüri üyeleri olarak hep dinliyoruz. Soruların içerisinden o cevaplardan seçiyoruz. Zaten daha önceden hikayeyi de detaylı olarak okuduğumuz için bilanço bilgilerine de zaten sahibiz. Ve orada puanlıyoruz. Tabii Göknur Hanım çok heyecanlıydı yine. Çok heyecanlıydı ama sizin de dediğiniz gibi çok samimiydi. Hakikaten çok içtendi. O çok önemli. Bütün soruları büyük bir içtenlikle cevap verdi. Böyle zaman zaman gözleri doldu, zaman zaman kahkahalar attı. Değil mi Göknur Hanım? Yani böyle çok güzel bir sohbet geçirdik hakikaten. Zaten bugün yani kendisi tevazu gösteriyor ama ben söyleyeyim, kendisi söylemedi. Yani bugün hakikaten o Türkiye'de gördüğünüz büyük rüzgar enerjilerinin falan birçoğunun arkasında zaten Göknur Hanım'ın imzası var. Hakikaten o çok mütevazi kendisi ama aslında madem çok 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 önemli bir iş yapıyor. Aynen, madem konuyu açtınız, enerji sektöründe bir ilk, bir kere siz bu işi ilk yapan bayan girişimcisiniz. İş insanısınız bir kere her şeyden önce. Evet. Bu rüzgar enerjisiyle ilgili enerji sektöründe yaptığınız iş bugün ne? İnsanlar bir anlasın onu. Ya, bu kadar zor bir işi başarmak çok önemli. Evet, şimdi tabii ki enerji sektöründe kadınların çok ilgisini çekecek bir iş olmadığını demin de söylediğim gibi, biz ilk bu iş şirketi kurduğumda özel sektör artık üretime girmeye başladı. En büyük şansım benim o oldu. Bu işi kurduğumda da benim sermaye diye bir şeyim demin söylediğiniz gibi sıfır. Eksi bakiye ile başladım. Artı çevrede bu işi yapan, ailede bunu yapan kimse yok. Etrafımda da babadan, eşten, amcadan herhangi bir destek veya bu sektörün içinde olan hiç kimse yok. Tek başıma bu işe soyundum. Ama ne olabilir? Tek şeyim elimdeki tecrübem ve diplomam. Başka hiçbir şey yok. Zekanız. Yani bir küçük büro. Orada tek giderim bir kira. O kadar. Onunla yaptığım ilk projeyle bir hidrolik santral projesi başladık. O arada Türkiye'de rüzgar yeni yeni oluşmaya başlamıştı. Rüzgar sahalarını geliştirirsek ve bunlarla ilgili projelere başlarsak güzel olacağını hissettim. Bu bir artık biraz şans faktörü de var galiba. Devletin özel sektöre üretim yapma hakkını vermesi o dönemde. Aynı döneme denk geldi. Evet, çok büyük bir şans. O anda bütün özel sektör enerjiye giriş yaptı ve biz de herkese rüzgarı anlatmaya başladık. Önce rüzgardan çok ümit etmediler bir şey elde edilebileceğini. Herkes hidroliği biliyordu da, barajlardan, santrallardan, ama rüzgarı çok fazla bilmiyorlardı. Bunu anlatıp küçük küçük megawattlarla, küçük santrallarla bu projeleri hayata geçirmeye başladık. Arkasından 2007 yılında büyük bir başvuru şeyi açıldı. Orada biz tabii Türkiye'nin yarısının, yani 500 başvuru oldu, 250 tane proje geliştirdik. Çok büyük bir proje, 250 tane rüzgar santralı. Bu tabii bir anda bizi rüzgarda öne çıkardı. Espriler yaptılar, rüzgarın kızı falan böyle esprileri oluştu. Ve güzel güzel biz işlerimizi, tabii baktık olacak gibi değil, bir kamulaştırma işi var bu işlerde, çok önemli. Tabii. O arazinin mülkiyetinin edinilmesi lazım. Bir ormandan izin almamız lazım. Bir harita şirketi kurduk, bir orman şirketi kurduk, bir inşaat şirketi kurduk, bir ölçüm direği şirketi falan derken böyle bir şirketler grubu haline dönüştü. Alım yapmamız lazım, araziler çok büyük, bir uçak alalım dedik. Bilmem ne falan, işler bir baktık ki gittikçe çığırından çıkıyor. Bu sefer yurt dışında bir şeyler yapalım. Bize Amerika'dan bir teklif geldi. Oraya gittik. Orada bizi karşıladılar. Şehrin altın anahtarları, bayrakları Texas'ta. Orada bir girişimlere başladık. Sonra Türkmenistan'da, Gürcistan'da, Cezayir'de falan derken bir baktık ki biz dünyanın değişik yerlerinde artık projeler yapmaya, santraller yapmaya başlamışız. Trafo projeleri yapıyoruz. Bu konuda çok iyiyiz. Bu çimento fabrikalarından çıkan buharlardan atık ısı santralları yapıyoruz. O buharı tekrar kullanıyoruz. O santralın elektriğini elde ediyoruz. Böyle inanılmaz keyifli işler yapıyoruz.
Böyle her yaptığımız işten sonra da yani hiçbir kadının ilgisini çekmeyecek o teller, kablolar, biz böyle zevkten o kağıdın üstündeki projeleri açıyoruz. Bizim şirketimizdeki mühendis arkadaşlar böyle açarlar, gökyüzüne şu projelere bir bakın. Tablo gibi. Tablo gibi dediğiniz elektrik devreleri. Ama biz böyle hayran hayran o projelere bakarız. Böyle çok kendimizden geçeriz. Böyle bir işimiz var. Yani. Peki bunun bir de bürokrasi ayağı var çünkü yaptığınız işin. Yani daha da önünün açılması için. Belki eğitimci bir babanın kızı olmak, belki bürokrasiye biraz daha iyi, onların dilini biraz daha iyi anlamayı bence orada faydalı olmuş gibi geliyor bana. Küçük de olsa bir sermaye olmuş sizin bilginizde. Yani babamın çok katkısı var. Annemin de babamın da. Onların katkısı, bana verdikleri eğitim, dürüstlük, sabır, sadakat, ahlak, bu değerler. Bunlar da zaten bir ticarette bence olması gereken en önemli şeyler. Bu değerlerle yola çıkmam bana tabii ki artık attı. Hani hep çocukluğa dönelim derler ya. Çocuklukta alınan şeyler gerçekten işime yaradı. Peki sektörde daha iyi olabilmek mümkün mü? Ya birincisi bir rüzgar, herkesin merak ettiği soru şu. Ben de siz hazır geri gelmişken bir üstad olarak sorayım. Verimlilik açısından hidroelektrikle karşılaştırıldığında gelecek vaat ediyor mu? Çünkü çok küçük bir büyük bir pasta var ama küçük bir bölüm şu anda enerji sektörüne dahil edilmiş durumda. Verimlilik açısından karşılaştırdığınız zaman yatırım yapmaya değer mi? Rüzgar mı? Evet. Kesinlikle değer. Şimdi kapasite olarak sorarsanız tabii ki suyun akma hız yoğunluğuyla rüzgarın esme, güneşin ışıma eşit değil. Güney rüzgarda biz 70-80 kapasiteleri bulurken termikte %100'lere yakın biliyorsunuz kömür doğalgaz. %70-80'lerdeyken hidrolikte rüzgarda 40'lardayız. Evet. Mevsimsel ve gece gündüz farkı, yaz kış farkından dolayı. Rüzgar, güneşte bunun da yarısına iniyoruz. Fakat rüzgarda hiçbir kaynağa para ödemiyorsunuz. Evet. Yatırım maliyeti sadece türbinden oluşuyor. Girdi maliyeti verdiğiniz. Çok düşük. Evet. Eğer güzel, Türkiye'de çok rüzgarlı bir yer. Yalnız biz Türkiye'de rüzgar santrallarının veya diğer santrallar için de geçerli daha fazla yapılabilmesi için bir bürokratik engel var. Engel de şudur, izinler. Çok fazla izin almak zorunda kalıyoruz. Çok fazla kurumdan. Çok fazla kurumdan. 20'ler küsürler buluyor bu kurumlar ve her gün artıyor. Her aldığımız kurum bir de öbür kuruma, o kuruma derken yatırım yapılamaz hallere geliyor. Cevaplar geç geliyor ve en büyük engel bu. Tabii finansımız da hazır burada. Nafiz Bey yanında duruyorken. Nafiz Bey'i yakalamışken. Tabii enerjide kredi almak da kolay bir şey değil. Baktıkları kriterler var. Haklı olarak o yatırım feasible mı? Hakikaten yapılabilir mi? Yapılabilirliği iki yoldan yapılabilir mi? Bir, enerji değerleri verimli mi? İkincisi de idari bürokratik yönden yapılabilir bir engeli var mı yok mu? Ne kadar hızla devreye girer bu iş işletme? Ne kadar hızla devreye girer? Bunları tabii incelemeleri hiç kolay bir şey değil. Orada da Nafiz Beyler gerçekten herhalde çok inceleyip sık dokumak zorundalar. Ne diyorsunuz Nafiz Bey? Bu desteklenebilecek bir yatırım dalı olarak görüyor musunuz banka olarak? Kesinlikle öyle. Bir kere şunu söyleyeyim. Biz Garanti Bankası olarak yani çevre raporlarına çok önem veriyoruz. Bu çok çok önemli. Yani rüzgar enerjisi bir kere en temiz enerji. Baktığınız zaman bir kere bu bakımdan çok destekliyoruz. Gönül rahatlığıyla desteklediğimiz projelerin başında geliyor. Hakikaten ama şeye de ben katılıyorum. Bizim bu konularla ilgili bir bankada proje finans bölümümüz var. Ya bu bir uzmanlık konusudur. Göknur Hanım dediği gibi hakikaten bu yatırımın fizibilitesini arkadaşlarımız A'dan Z'ye inceliyorlar. Şubeden gelen teklif üzerine bunu inceliyorlar ve sonuçlandırıyorlar. Bu bir zaman alıyor tabii gerçekten. Yani ne kadar kendi sermaye koymuş hakikaten bu gerçek. Çünkü takdir edersiniz çok orta vadeye yayılan bir geri dönüşü var. Yani bugün rüzgar enerjisini bugün koyup da ertesi günü para kazandıran bir şey değil bu. Dolayısıyla arada bir finansman var. O finansman yükü var. Bunu ne zaman geri dönecek? İşte o zaman içerisinde ne gelişmeler olacak? Bütün bu her yönüyle arkadaşlarımız bunu proje finansmanında çok çeşitli kriterler bazında inceliyorlar. Değerlendiriyorlar. Ben katılıyorum. Bir zaman alıyor ama biz bunun çok büyük bir kısmını zaten pozitif bir şekilde şeye bağlıyoruz.
sonuçlandırıyoruz. Siz anladığım kadarıyla mesela bu bir Türkiye'nin kadın girişimcisi aslında bir sosyal sorumluluk gibi algılanıyor ilk baktığınız zaman. Ama bir taraftan da hep sizin cümlelerinizden şunu çıkartıyorum. Ben biz Garanti Bankası olarak aslında geleceğe yatırım yapıyoruz cümlesinin altı aslında bu alt cümleler. Bu kesinlikle doğru. Yani bugün eğer siz Türkiye'de işte 1000 şubeye ulaşmış Türkiye'nin bankalarından bir tanesiyseniz eğer... gerçekten bu sizin sorumluluklarınızdan bir tanesi olmalı zaten. Yani Türkiye ekonomisinin ileride önümüzdeki 10 yılda 20 yılda nereye gideceğini kestirmek zorundasınız. Dümeni ona göre tutmak zorundasınız. Yatırımlarınızı ona göre yapmak zorundasınız. Yani bugün mesela şu çok söylenir piyasada işte ya Garanti Bankası yani 20 yıl önce işte orta ölçekli bankayken işte bugün Türkiye'nin en büyük bankası nasıl oldu? Vallahi nasıl oldu? Hep doğru şeylere yatırım yaptık. Çünkü gördük yani Türkiye'de bankacılığın artık çoklu nüfustan yapılacağını, artık devletin hazine bonolarından para kazanılmayacağını, dolayısıyla bankacılığın çok büyük bir dönüşüm içerisine gireceğini ve bunun için de teknolojiye ve verimliliğe çok ciddi yatırım yapılması gerektiğini yıllar önce gördük ve biz başladık. Evet. Yani bugün de bunun semeresini gördük, meyvelerini topluyoruz diyebiliriz. Yani bundan her şey strateji, hiçbir şey tesadüf değildir. 1997 yılında kimse KOBİ demezken siz KOBİ diye yola çıktınız. Çok doğru. Türkiye'de KOBİ tanımını yapan, ilk kullanan, ilk Türk özel bankası biziz. Yani burada biliyorsunuz KOBİ'lerin bir KOBİ'ler için kurulmuş zaten bir kamu bankamız var. Ama ondan sonra özel banka olarak ilk biziz. Yani sadece ismini kullanmakta da kalmadık. Organizasyonumuzu KOBİ diye ayırdık. Tabii. Başka bir statü olarak tanımladık. Ve üzerine gittik KOBİ'lerin. Bugün KOBİ bankacılığında da Türkiye'nin önde gelen pazar payı olan bankalardan bir tanesiyiz hakikaten. Kadını da KOBİ'nin altında özel bir tanım altında 2006 yılından beri işliyoruz. Yani onu ayırdık. Niye? Çünkü kadının pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi gerektiğini Türkiye gibi ülkelerde gördük. Ve bunun üzerine gittik. Burada da bir hata yapmayalım. Tabiri caizse kaş yapalım derken göz çıkarmayalım diye de KAGİDER'in kapısını çaldık. Dedik ki biz hani böyle bir şey yapıyoruz ama kadınlarımıza karşı ayıp etmiş olmayız değil mi dedik. Böyle bir pozitif ayrımcılık yaparsak. KAGİDER de dedi ki hayır hiç etmezsiniz. Biz sizle kol kola gireriz bu konuda. Çünkü Türkiye'de hakikaten kadının desteklenmeye ihtiyacı var ki bugün devlet de hükümet de bu şekilde bir politika güdüyor kadınların desteklenmesi konusunda. Evet aslında bugün biz burada geleceğe yatırım nasıl yapılabilir onu konuşuyoruz. Hem finansçı gözüyle hem enerji sektöründe geleceğe yatırımın nasıl desteklendiğini konuşuyoruz ama kısa bir reklam arası. Evet efendim, Türkiye'nin kadın girişimcisi seçilen Göknur Atalay'ı tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Nafis Karadere ile beraber. Tabii Göknur Hanım, diyorsunuz ki bürokrasi ne kadar az olursa, Enerji Bakanı Taner Yıldız aslında bu işi çok aşmak için çok çaba sarf ediyor ama dediğiniz çok doğru. Sadece Enerji Bakanlığı ile biten bir mesele değil. Pek çok kurum kuruluş burada onay vermek zorunda. Evet. Bu süreç ne kadar kısa olur ve ne kadar çabuk start verilirse üretime, bankaların ya da kredi veren kuruluşların da bunu desteklemesi daha kolay olacak gibi geliyor bana. Peki bunu aşmak için ne yapıyorsunuz? Bir girişiminiz var mı? Şimdi bunu aşmak için tabii devamlı bakanlık ve EPDK ile çok yakın ilişkilerde oluşuyor. Hazırda Ankara'dasınız. Tabii Ankara'dayız. Bir de bir sürü firmanın temsilcisi olduğumuz için onların adına da temsilen bir yazılar yazıp bazı komisyonlarda görev alarak ne yapılabilir diye bizim de çabalarımız var, devam da ediyor. Hakikaten Enerji Bakanımızın bu konuda gayreti çok, devamlı çözüm üretmeye çalışıyor. Zannedersem yavaş yavaş bir çözüm üretilecek. Fakat pasta çok cazip. Herkes buradan bir şeyler yemek istiyor. Bu arada gerçek yatırımcıyı ayırt etmek de kolay değil. Onların işi de zor. Çünkü hem gerçek yatırımcı var hem de bu furyada rant elde etmeye çalışan yatırımcılar var. Hmm. Bunu hem finansçılar hem bakanlık ayırt etmekte zorlanıyor. Sizin o zaman kendinizi çok fazla ifade etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Kesinlikle. Doğru ifade etmeniz gereken döneme giriyorsunuz. Doğru ifade etmek. Bunun bir kriterlerini belirler misiniz peki bu ifadelerde?
Yani en azından bankacılar için de hükümet için de yani iyi kötüyü ayırt etmek açısından bir kılavuz olabilir bu. Yani bu tabii böyle çok hani yüzeysel bir şey değil. Çok düşünülmesi gereken. Evet, bayağı analitik düşünülmesi gereken detay. Bir konu gene sizin konunuz. Evet, bununla ilgili detaylı her projeye göre yol alınması gereken yol haritaları var. Bir kere finans verirken tabii ki arazinin edinilmesi çok önemli. Oradaki zaten kriterleri şu anda imardı, kamulaştırmaydı, satın almaydı gibi izinlerle konuldu. Bu arazinin alınmış olması. Bir de yatırımcılar bu işe girerken ne yazık ki bizim memleketimizde cebinde hiçbir kuruş yokken giriyorlar. Mecburen bir öz kaynak söz konusu. Doğru. Yani hiç öz kaynak olmadan aradaki evet. öz kaynağı da köprü kredisiyle çözmeye çalışınca işler karışıyor. Yani bizde biraz finansal kısmı hani idari kısım ayrı, bir de finansal kısım eklenince sıkıntı oluşuyor. Bu sefer hiç para yok. Kredi, banka o durumda hiçbir şey veremiyor. Karşısında güvenebileceği bir yatırımcı yok. Tabii. Bu şartlarda proje satışa çıkmaya başlıyor. Projelerin satışı da piyasada değişik bir ticaret oluşturdu şu anda. Bir lisans satışı söz konusu oldu devri. Bu da ayrı bir sektör oluşturdu. Evet. Nafiz Bey de buna maalesef şahittir. Maalesef diyeceğim yani. Evet maalesef mi artık ilkimi bilemiyorum. Yani. Çünkü yani tamam almış bir hak elde etmiş kazanmış. Önce lisans alıyor lisansını satmaya çalışıyor aynen bu defa. Evet. Aracı kurum gibi. Aracı kurum gibi hatta elden ele. Yani bir yere satıyor, o da başka bir yere satıyor. Ciddi karlar ediliyor bu işler. Sizin kendinizi çok fazla ifade etmeniz gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor. O zaman ya, da gerçek yatırımcıya tabii lisans maliyeti Bey? Çok yüksek oluyor. Yani ayırt olması gerekenden ya bir sürede fizibilitesi aşağıya çekiyor. Evet. Yani o da tabii işin finans tarafında bizleri zorluyor. Gökten Hanım'a ben çok teşekkür ederim. O kadar önemli bir konuya değindi ki. Hakikaten bu yani şimdi herkes bunun cazibesini gören herkes bu yatırımı yapmak istiyor. Anlatıyorum işte çoluğuma çocuğuma böyle bir evet. şey bırakayım da tamam güzel de yani cebinde de bir para ya bir sermaye ya biz hiç değilse %20'sini kendisinin finanse etmesini istiyoruz ki %80'ini biz projeyle kendisine finansmanını verelim ama yok bankaya geliyor proje %100'ünü siz verin. Şimdi yani böyle bir ticari kural böyle yok bir, ama. Böyle bir şey yok. Çok zor hakikaten yani. O zaman da karşınızda ciddi bir yatırımcı göremiyorsunuz. O zaman da o işin yapılabilirliği çok sorgulanıyor. İşte zaten Gökten Hanım da devamını anlattı. Yani bu bunlara bir çözüm getirmek lazım hakikaten. O lisans konusu o bambaşka bir konu. Zaten yatırım önemli. Yapmayacak kişiler zamanında o lisansları almışlar. Zamanında bu değerlenir ben bunun üstüne bir oturayım. Ondan sonra da çıkayım bunu yüksek fiyatlara satayım diye. Böyle bir sektör oluştu. Bunlar da aşılabilir aslında ama nasıl aşılabilir? Önerileriniz olur mu bu konuyla ilgili? Yani tabii ki. Şimdi değil tabii, tabii ki bu öneriler çok detaylı ve büyük dosyalar halinde. Bununla ilgili bir çalışma yapalım istiyoruz biz de. Aslında böyle bir düşüncemiz de var. Önümüzdeki aylarda sırf bankacılarla birlikte böyle bir çalışma, bir çalıştay yapalım. Ve kredileri, enerji kredilerine verirken bankacıların dikkat etmesi gereken kriterler. Tabii ki. Mesela bakın orada enerji hesaplaması da çok önemli. Akredite kuruluşlardan enerji hesapları alınması lazım. O enerji hesabından da emin olması lazım bankacının. O yatırımın gerçekten fizibil olduğunu, yapılabilir olduğunu, finansının da yatırımcının da bunu yapacak güçte olduğunu bilmesi çok önemli. Şimdi siz aslında Siirt'ten başlayıp Ankara'da ve geçtiğimiz haftada bu ödülde Türkiye'nin kadın girişimcisi seçildiniz. Yani Siirt'te başlayan hikaye ayakkabıyla taçlandı. Evet. Bir makus talihini de gelmiş oluyor aslında. Hem Türk kadını adına evet. hem Güneydoğu'daki kızlarımız, çocuklarımız adına. Yani benim ilk 5 yaşına kadar çocukluğum Muş'ta. Sonra ortaokula kadar Diyarbakır'da 9 yıl. Ondan sonra ortaokul Mardin'de. Düşünürseniz hani hep Güneydoğu'da geçti öğrencilik hayatım. Demek ki bakın oralardaki bazı mağduriyetler içinde de okuduk. Onu da biliyorum. Gerçek branş hocalarının girmediği derslerle derslerimiz geçti, boş geçti veya. Buna rağmen gelip de buralara gelmek bence bütün Güneydoğu ve Doğu'daki veya bütün Anadolu'daki diyeyim, ayırmayayım, kızlarımızın yapabileceği bir şey. Bununla ilgili şöyle bir sosyal sorumluluk projesi üstlendim ben. Ankara'da bulunan Ankikat'ta, Ankara İş Kadınları Derneği'ndeyim aynı zamanda. Kagidere'de şimdi üye olduk ikisi beraber.
Şimdi orada her sene 40 tane genç kızımızı Doğu ve Güneydoğu'dan getirerek onlara mücadeleyi asla bırakmamaları gerektiğini, okumanın ve çalışmanın gerekliliğini, ben çok iyi bir rol modelim onlar için, bizzat anlatıyoruz. Ve hiç ulaşamayacakları, belki yakından hiç göremeyecekleri gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, konserler, o dönemde hepsini oraya konuk ediyoruz. Bir hafta inanılmaz bir süreç ve inanır mısınız, o bir hafta o çocuklara biz değdiğimiz için o çocukların hayatlarında inanılmaz şeyler oldu. Bunları biz görüyoruz, net olarak görüyoruz. Zevkle yaptığım bir proje bu benim. Çok İçinde güzel. Bulunduğum için şahane bir şey. Peki bütün bu projelerin arkasından, bu ödülün arkasından döndünüz Ankara'ya, gittiniz ertesi gün. Neler oldu? Şirkete girdim. Bir baktım ki şirket aşağıdan yukarıya kadar çiçekler döşenmiş. Oo, ne güzel. Kadın olmanın da faydaları böyle şeyler. Çok güzel. Çiçekle ödüllendiriliyorsunuz. Bir baktım, bütün merdivenler, hatta o tuttuğunuz yerlere kadar çiçekleri böyle bantlamışlar. Her taraf çiçek. Ondan sonra ve bütün arkadaşlar, ben en üst kattayım, en alt kattan arkadaşların hepsi koridorda alkışlıyorlar. İnanılmaz bir sahneydi. Muhteşem. Çok muhteşem. Yine çok duygulandınız, ağladınız çok herhalde. Çok ben biraz yukarıya kadar çıktım. Sonra o gün artık benim odam çiçek bahçesine döndü. Herkes kapıdan girerken alkışlayarak giriyor. Evdekiler, bak biz sana söylemiştik. Evdekiler inanılmaz. Tabii evdekilerle biz zaten birlikte gelmiştik buraya. Ödül almaya oğlum, gelinim, eşim. Üçümüz geldik. Onlarla zaten sonuna kadar paylaşmış olduk. Yani nefis bir şey. Hani tabii ödülü masamdan ayırmıyorum. Böyle bakıyorum keyifle. Tebrik telefonları. Yani biraz bir sarhoşluk oluyor. Mutluluk. İşin doğrusu. Evet, bir mutluluk sarhoşluğu. Tabii bu mutluluğu yaşamasına vesile oldunuz. Evet. Bundan sonra bu yarışmalar devam edecek. Tabii ki. Umarım biz bunun 20.sini, 25.sini falan böyle burada kutlayıp Türkiye'nin kadın girişimci sayısını artırmak için, hep söylediğiniz bir şey var. Türkiye'nin %50'si kadın diyorsunuz Nafis Bey. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani ona ben şahsi olarak da çok inandığım bir konu. Hakikaten Garanti Bankası olarak da çok çok desteklediğimiz bir konu. Türkiye'nin gerçekten nüfusunun yarısı kadın. Ve bugün eğer sizin iddialı hedefleriniz varsa, bugün eğer dünya coğrafyası üzerinde sayılı ülkelerden biri olmak istiyorsanız, bu gizli potansiyeli, kadınlarımızın sunduğu bize gizli potansiyeli mutlaka ekonomiye katkıya çevirmemiz lazım. Yani bu çok çok önemli. Türkiye'nin geleceğini burası belirleyecek. Evet. Bu çok çok önemli hakikaten. Ben şunu da söyleyebilirim. Biz çok mutluyuz ve gururluyuz. Biz kadın konusunu Garanti Bankası'na sürdürülebilirlik kapsamına aldık. Dolayısıyla Garanti Bankası var olduğu müddetçe kadınları desteklemeye devam edecek. Bu da bizim hakikaten gurur duyduğumuz bir konu. Nafis Karadere, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı, KOBİ bankacılığı konusunda Türkiye'de ilk adım atan bankacı olarak tabii kadın girişimciliğini desteklemeye devam edeceğinizi söylüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ve Göknur Atalay, Türkiye'nin kadın girişimcisi. Ben inanıyorum ki siz uluslararası arenada da çok ciddi ödüller alacaksınız, gene ilkleri yaşayacaksınız diye düşünüyorum. Enerjiniz bol olsun. Teşekkür. Pozitif enerjiniz hiç eksilmesin. Ağzınıza sağlık. Çok kutluyoruz efendim. Ediyorum. Çok teşekkürler. Çok. Evet, gördüğünüz gibi Türkiye'de güzel şeyler de oluyor. Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz de bunları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Nafis Bey'in dediği gibi bilgi çok önemli, cesaretlendirme, motivasyon. İşte biz bugün bunu yapmaya çalıştık. Örnek olsun diye Göknur Atalay geldi ve girişimci olmak isteyen kadınlar için çok güzel bir örnek teşkil etti. Kredi tabii peşinden çok rahat gelecektir diye düşünüyoruz. Son bir şey. Ben bir kadın olarak arkamda bir bankayı hissetmek bana güven verdi. Ben onun için Garanti Bankası'na da teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.